Murat Övüş'le devam edelim. Nuriye Taş'ın mezarının başında bir paylaşım yaptı. Bir video paylaşım. Önce onu izleyelim isterseniz. Nuriye Taş henüz çok taze hayatını kaybetti. Sanat dünyasındaki herkes çok üzüldü. Murat Övüş de kendisi için ne kadar önemli olduğunu birkaç gün önce zaten bir canlı yayında açıklamıştı. Ama akabinde de bu görüntüler geldi. Bakın ne var o görüntülerde. Görenler ve görmeyenler için. Şimdi bu paylaşım çok tepki çekti. Ölmüş birini nasıl etiketlersin? Bu şova ne gerek var? Gibi pek çok paylaşım var. İsterseniz birkaç tane aktarabilirim. Mesela bir tanesi diyor ki, mezarlıkta bir insanın aklına nasıl video çekmek gelir anlamıyorum demiş. Bir diğeri demiş ki Emre Boğel'le, ya bu adamlara prim veriyorlar, takip ediyorlar ya, deliriyorum. Etkileşim delisi hareketlere bak. Bir tanesi demiş ki, düşünsene ölüyorsun, biri gelip mezarının başında böyle bir şov yapıyor. Birkaç saniyeliğine dirilip sıratına tükürmek için tüm sevaplarımı feda ederdim demiş Derya isimli birisi. Bir tane daha okuyayım. Ölmüş birinin mezarının başında video çektirmek nedir ya? Bir de etiketlemiş, kafayı yiyeceğim gerçekten demiş. Ve buna benzer bir dünya yorum. Evet, ben başlarında bu konudaki fikrimi söyledim. Ben burada Murat Övüş'ü değil, Murat Övüş'ü takip eden beğenenleri sorgulamak gerekiyor. Yani yaptığı hareket tamamen reklam kokan hareketler. İbadette gizlidir, kabahatte gizlidir. Yani bunu artık şova döktüğü çok net. Murat Övüş de benim kafaya takma sebebim ne, hatırlar mısın? Senin kafa... Evet. Orada da Nur Yerlitaş vardı. Allah rahmet eylesin. Nur Yerlitaş'ta bunu defalarca konuştuk. Bir hasta, bir tedavi görecek bir çocuk, hastanede tedavi görecek bir yardım kampanyası yapıyor Murat Övüş. Buna 800 euro veriyor. Bu çocuğa ver diye. O para çocuğa, yani annesine gitmiyor. Biz haber yaptıktan sonra, konuyu işledikten sonra paranın bir kısmını götürdü verdi. Yani biz yayını aldıktan sonra Murat Övüş'ü beni Stelio Pipis aradı. Yani Nur Yerlitaş'ın en samimi dostudur, arkadaşıdır. Allah rahmet eylesin. Onunla ilgili, Murat Övüş'le ilgili hiç güzel şeyler anlatmadım. Unutabildim mi? Hasitörle yani, Pipis mi güzel şeyler anlatmadı? Evet. Yani, Nur Yerlitaş'ın ağzından mı peki? Yani Nur böyle diyor falan gibi mi? Ya Nur Yerlitaş'a Murat Övüş'ü götüren Stelio Pipis. Böyle bir yardım talebi var diye. Nur Yerlitaş onu tanımıyor. Stelio Pipis'in hatırına ona bu parayı veriyor. Ama o paranın 800 euronun 100 eurosu karşı tarafa gidiyor. Diğeri yolda kayboluyor. Ben bunu öğrenince, programda ele alınca, yazınca ya o tarihte Murat Övüş'le biz ters düşmeye başladık. Ben o tarihe kadar Murat Övüş radarımda biri değildi.
Yani ortada bir sahtekarlık, aleni bir sahtekarlık vardı. Bu konuda Nur Yeliktaş'la defalarca konuştum, detayları anlattı. O ödemeyi yaptıktan sonra gelip özür dilediğini anlattı. Affetti mi affetmedi mi bilmiyorum. Ama yani beni Murat Öğüt yapan Nur Yeliktaş'tır söylemi bence yani biraz tartışmalı bir konu bence. Şöyle diyor tam olarak o konuda: Nur Yeliktaş benim Murat Öğüt olma sebebim para kazanma, sebebim bana ablalık yapan, demet demet doları çantama koyan özel kadın. Hayatımda ilk Louis Vuitton çantayı Nur Yeliktaş aldı. Oğluma param olmadığı için doğum günü yapamamıştım. Nur abla bizi pastaneye götürüp 5000 liralık alışveriş yaptı. İşte böyle iyilikleri olan, sevdiklerine, tanıdıklarına muhtaç olanlara böyle iyilikleri dokunan biri. Ama öyle suistimal ettiğini çok net söylüyorum işte. Yani biz devreye girmeseydik o para o hasta çocuğa ulaşmayacaktı. Şimdi Murat Öğüt bu konuda bana şunu söylemişti abi yayın arkasında. Ben dedi Ali abiye çok alındım. Neden dedim? Ya işte bu konu dedi gündeme geliyor. Ben o dava görüldü. İşte herhalde mahkemelik de olmuş o süreç. Öyle söylüyor. Ve ben beraat ettim dedi. Ben de dedim ki o zaman yayına çıktığında bunu anlatabilirsin. Ve hatta hatırlıyorsan en sonunda da Murat Öğüt'e döndüm. Dedim ki senin Ali abiye alındığın bir konu var. Söylemek istediğin bir şey varsa buyur söyle. Daha yeni Murat Öğüt yayınımızdaydı. Bu konudan da bahseder mi diye düşündüm. Ama bir şey söylemedi. Onu da açıklıkla ifade edeyim. Ya ben bu konuyu gündeme getirmezdim. Söz konusu Nur Yeliktaş videosu ve paylaşımı olmasaydı. Yani işin bir şov kısmı var, bir de arka planı var. Evet. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Seren Yaşar konusunu işlemiyorlar ısrarla. Belki cuma. Zeynep Solman'ı davet edin. Ederiz Zeynep Solman'ı. Bunu not alalım bir kenara. Peki. Zeynep, Seren'le Yaşar'a ne olmuş? Yani Sisi'nin yayınında bir şeyler olmuş ama biz daha detay öğrenemedik. İlkay izlemiş gece canlı yayını. Kısa bir şey bahset istersen. Yani şöyle başlıkları söylemişler ki, dedi. Biz korkuyoruz. Bize hız gelir tırız gider böyle mafya atıkları. Evet. Aynen, yani olayın tüm taraflarıyla konuşamadığımız için tam olarak algılayamadığımızdan yani aktarmak şu an kolay değil ama başlıklar şöyle. İddia odur ki Murat Öğüt bir Instagram magazin sayfası ile ilgili bir paylaşım yapıyor ve hoş olmayacak bir paylaşım. Video paylaşıyor. Bana bak seni gibi düşünün. Sonra Yaşar İpek. Atar gider yapıyor yani. Atar gider yapıyor. Sonra Yaşar İpek kendisini geri arıyor. Diyor ki çabuk o paylaşımını kaldır. Daha vahime Murat Öğüt'ün evinin fotoğrafı kendisine gönderiliyor. Kapısının önünde adamlar geliyor. İki kişi onu ölümle tehdit ediyor. Karakolluk oluyorlar. Yani iddialar vahim. Ama hem bu iddiayı dile getiren kim? Bu iddiayı dün gece Sisi'nin, yani Seyhan Soylu'nun Instagram canlı yayınında Murat Öğüt'le Seyhan Soylu birlikte konuştular. Heh, anladım. Yani ama şöyle bir tavır vardı. Seyhan Soylu olayı anlattı. Murat Öğüt kabul etti ve üstüne de şunu ekledi: beni bulaştırmayın. Ben kimseden şikayetçi değilim. Geri vitesi arıyordu ya. Evet, şimdi kendi şikayetinin kendisi arkasında olmalı. O yüzden karışık bir durum var. Tam olarak anlamak lazım. Benim anlayabildiğim, hani o an izledim çünkü, sadece bu. Şimdi arkadaşlar, bazı konularda biz araştırmadan bunu tartışmıyoruz. Sadece çıplak olarak ekrana getirdiklerimiz de oluyor. Nedir mesela? Somut olarak Aylin Coşkun hakkındaki bir suç duyurusu vardı. Gitti ifade verdi. Ben dedim ki Aylin Coşkun'u aradım. Bana dönmedi. Mesaj attım. Bana dönmedi. O nedenle bu konu hakkında yorum yapamam. Bilgim yok. Oradaki haberdeki içerikten de bir şey anlamadım. Karışık buruşuk işler. Şimdi dün gece beni Aylin Coşkun aradı. Yarım saat konuştuk.
bir şey anlatıysam Arap olayım diye bir şey söz vardır ya. Ya o kadar karışık bir iş ki. Yani yargı bile çıkamamış içerisinden. Tabiri takipsizce kararı çıkıyor. Onun için bazı konular hakikaten çok karışık kuruşuk yani taraflarla da konuşup net bir bilgi alamıyorsunuz. Yani sağlıklı bir kanaat edinmiyorsunuz. Kulakları çınlasın bir hakimle tanışmıştım. Boşanma davalarına bakıyordu. Demişti ki bana Ali Bey yani keyifli bir mesleğiniz var. Sizin de keyifli dediğinde ne keyifli ya. Sabahtan akşama kadar karşılıklı yalan konuşanları dinliyorum. Dava açan yalan konuşuyor. Davalı yalan konuşuyor. Avukatları yalan konuşuyor. Ya o yalancılar arasında sağlıklı bir karar vermeye çalışıyoruz. Bunun gibi yani biz sağlıklı bir karar verebilmemiz için çok net bir bilgi sahibi olmamız lazım. Bilgi sahibi olmadığından fikir sahibi olmamaya, fikir beyan etmemeye çalışıyoruz. Onun için kusura bakmayın yani sormuşsunuz ama niye girmiyorlar. Öğrenirsek yazarız. Bir de bu iddiaların bir tarafında da şu var Ali abi. Yani bunu da hiç taraflara sormadık ve soralım. Sayan Serengil diyor ya sevmediği magazin gazetecilerinin ya da sevmediği kişilerin hesaplarını kapattırdı diye bir iddia var. Artık yani yasa dışı yollarla işte spamlayarak, engelleyerek. Ama Sayan Serengil de bunu kabul etmiyor. Bilakis kendisine sosyal medya üzerinden bir operasyon yapıldığını söylüyor. Ama bu arada hesabı kapanmış, geri alınmış kişiler var. Yani orada da bir karışıklık var. Ama işin bir tarafında Sayan Serengil var. Böyle bir durum. Yani şimdi ben Seren geçenlerde bu şeylerle takıştığımızda bazı adını bile telaffuz etmediğim sosyal medya hesaplarıyla beni aradı dedi ki yani şunu bil ki çok yakında bu sitelerin arkasında bu hesapların arkasında kim olduğu ortaya çıkacak ama şu aşamada detay anlattı ama anlatmasan sevinirim dedi. Onun için ben girmedim. Ama hacker yoluyla değil yasal yolla o hesapları kimin yönettiği kimlerin kimlerle yazıştığına ilişkin bir operasyon bir gözaltılar olursa şaşırmayın. Bunların hepsi tanıdık isimler. Evet, yani... Seren Serengil'in bana söyledi. Yani geçenlerde Ankara'ya gitti ya bu 10 gün içerisinde. Gitmesinin sebebi işte bu olayın siber suçlarla ilgili Ankara'da avukatıyla birlikte gitti. O nedenle böyle bir durum söz konusu. Evet. Yani bir şey söyleyecek olan adıyla sanıyla çıksın delikanlıca, yiğitçe, mertçe söylesin. Sahte hesaplar arkasına saklanıp sütle arkasından ahkam kesmek kolay.